5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. İnsanoğlu, yeryüzünün yaşamsal devamlılığını kaybetmesi olasılığına karşın, insan ırkının devamını sürdürmesi, dünya dışı varlıklar, bilimsel çalışmalar gibi birçok nedenden dolayı uzay çalışmalarında bulunur. Yüzyılı aşkın bir süredir devam eden sürecin başlangıç noktası olarak, Rus öğretmen ve matematikçi Konstantin Salkovski ile başlayabiliriz. Uzay uçuşu için roket kullanımını, ayrıntılı inceleyen ilk kişi olarak kayıtlara geçen Salkovski, 1903 yılında Tepkime Cihazları ile Kozmik Alanın Keşfi başlıklı makalesi, uzay uçuşu prensiplerinin çoğunu ortaya koydu. Ölümü olan 1935 yılına kadar, uzay uçuşunun teorik yönleri üzerine sofistike çalışmalar yayınlamaya devam etti. Yazılarını pratik deneylerle hiçbir zaman tamamlamadı, ancak eseri Sovyetler Birliği ve Avrupa'da gerçekleştirilen uzay araştırmalarını büyük ölçüde etkiledi. Amerika'da fizik profesörü olan Robert Goddard, 1914'te roket teknolojisi konusunda iki patent sahibiydi ve 1919'da, teorik bir inceleme olan, aşırı yüksekliklere ulaşma yöntemini yayınladı. Roketlerin, nesneleri Ay'a kadar göndermek için kullanılabileceği iddiası basında alay konusu oldu. Zaten utangaç bir kişiliğe sahip olan Goddard, bu yüzden çalışmalarının çoğunu gizlice yürüttü ve sonuçlarını yayınlamak yerine patent almayı tercih etti. 1920'lerde Goddard, sıvı yakıtlı roketlerle denemeler yapmaya başladı. İlkel roketlerde, barut gibi katı yakıt kullanılıyordu, 1914 yılında, ilk sıvı yakıtlı ve tepkili roketin patentini almıştı. Deneyleri kısa zamanda, sıvı gazların daha uygun olacağı sonucunu verdi. Kuramsal olarak da, bu tür gazların daha güçlü itiş gücüne sahip olduğu biliniyordu. Ayrıca, fırlatma gücü istenildiği biçimde kontrol altında tutulabilir ve gerekirse kapatılabilirdi. Ama diğer roketler, bir kez ateşlendikten sonra tükenene dek yanıyordu. 16 Mart 1926'da, sıvı oksijen ve benzin kullanılarak fırlatılan roketi 12,5 metre yüksekliğe ve 56 metre mesafeye ulaşarak, sıvı yakıtla uçan ilk örnek olarak tarihe geçti. Roketleri 2,6 kilometre yüksekliğe ve 885 kilometre hıza ulaştı. Alman bilim adamı Hermann Oberth, Jules Verne'ün Ay'a Seyahat kitabının verdiği ilham sonucunda, 1922 yılında hazırladığı roketler hakkındaki doktora tezi, üniversite tarafından reddedildi, ancak Gezegenler Arası Uzay Roketi kitabının temeli oldu. Çalışmada roketlerin matematiksel teorisini açıkladı ve teoriyi roket tasarımına uyguladı. Uzay Yolculuğunun Yolları kitabını yayınladıktan sonra, 1931'de sıvı yakıtlı bir roket için patent aldı ve ilk roket 7 Mayıs 1931'de Berlin yakınlarında fırlatıldı. Roket öncüleri arasında yalnız Oberth fikirlerinin gerçeğe dönüştüğünü gördü. 16 Temmuz 1969 Apollo 11'in fırlatılmasında Braun'un konuğu oldu. Fransız Robert Eslo, 1907 gibi erken bir tarihte uzay uçuşunun teorik yönleri üzerinde çalışmaya başladı ve daha sonra konuyla ilgili birkaç büyük kitap yayınladı. Avusturya'da Eugen Zenga, roket motorları üzerinde çalıştı ve 1920'lerin sonunda saatte 10.000 kilometre mesafeye ve 65 kilometreden fazla yüksekliğe ulaşabilen bir roket uçağı geliştirmeyi önerdi. Bu çalışmayla ilgilenen Nazi Almanyası, 1936'da araştırmalarına Almanya'da devam etmesi için kendisine bir davet yolladı. 1930'ların başında Valentin Gruşko, roket motorları üzerinde öncü çalışmalar yaptı. Reaktif Hareket Etüdü Grubu adı altında örgütlenen grubun üyelerinden, havacılık mühendisi Sergiy Korolyov ve bir meslektaşı Mihail Tiyanravav, 17 Ağustos 1933'te Sovyetlerin ilk sıvı yakıtlı roketini fırlattı. Örgüt ilk yıllarında doğrudan uzay teknolojisi üzerinde çalışmadı, ancak Sovyet roket gelişiminde merkezi bir rol oynadı. Alman hükümeti, 1933'te Baltık Denizi kıyısında, Werner von Braun önderliğinde bir ekip için geliştirme ve test merkezi kurdu. 1942 yılında V2 olarak adlandırılan dünyanın ilk uzun menzilli balistik füzesini geliştirdiler. Böylece Almanya'da fiziksel uzay araştırmaları başlamış oldu. 320 kilometre menzilli V2, uzaya ulaşan ilk insan yapımı nesnedir. İkinci Dünya Savaşı'nda 1944'ten itibaren, müttefik hedeflerine 3000'den fazla V2 roketi ateşlenmiştir. Bir savaş silahı olarak inşa edilmesine rağmen,
tüm modern füzelerin atası ve Ay'a gönderilen Saturn V roketinin doğrudan öncüsüdür. İkinci Dünya Savaşı sona yaklaşırken, Brown ve yüzden fazla kilit ve ekip personeli Amerikalılara teslim olmayı seçti. ABD yaklaşık 80 füze yapılabilecek ve ekip malzemesi ele geçirdi. Savaştan sonra, askeri ve sivil amaçlar doğrultusunda Alman bilim adamlarını ve bu roketleri kullandılar. Alman roket takımı, ABD için uzay yolculuğunun erken gelişiminde merkezi bir rol oynadı. Amerika 1946 Mayıs'ında, kozmik radyasyonu analiz etmek için, 125 kilometre hıza ulaşan Alman V-2 roketlerinin atışını gerçekleştirdi. Sergey Korolyov, 1937'de Sovyet lideri Stalin'in Büyük Aydın tasfiyelerinin bir parçası olarak tutuklandı ve Sibirya hapishanesine yollandı. Daha sonra silahlar üzerinde çalıştığı hapishane tabanlı bir tasarım bürosuna transfer edildi. Balistik füzelerle ilgilenen Stalin, savaşın sonunda V-2 programını araştırmak için Korolyov'u içeren bir ekibi Almanya'ya gönderdi. Sovyetler savaştan sonra V-2 üretim tesislerine sahip oldular ve bu tesisleri Sovyetler Birliği'nde yeniden kurdular. Bir dizi Alman mühendis Sovyetler Birliği'ne yerleştirildi, ancak savaş sonrası Sovyet roket gelişiminde etken bir rolleri olmadı ve çoğu 1950'lerin başında Almanya'ya geri döndü. Yüksek lisans öğrencisi Frank Milina liderliğindeki genç Amerikalı mühendisler, 1943'te Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde bir jet geliştirme grubu kurdular ve kısa bir süre sonra ABD ordusu için füze araştırma ve geliştirmeye başladılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu silahlar, ABD'nin erken uzay deneylerinde kullanılmak üzere uyarlandı. Uzaya ilk gönderilen hayvan 1947'de meyve sinekleri oldu, dünyanın ilk resimleri de bu yolculukta çekildi. Bu deneylerin her ikisi de Amerikan V-2'leri kullanılarak gerçekleştirildi. Uzaya ilk fırlatılan memeli, yine bir ABD V-2'si ile, 1948 yılında gönderilen bir rhesus maymunu oldu. Sovyetler 1947'de Alman bilim adamlarının yardımıyla, hayvan ve radyasyon deneyleri başlattı. Bu deneyler, R1 olarak bilinen bir V-2 varyantı kullanılarak gerçekleştirildi. Tüm bu deneyler yörünge altı kısa uçuşlarla sınırlıydı. Korolyov'un yönetimi altında Sovyetler Birliği, motorları Glushko tarafından tasarlanan ve Amerikan hedeflerine ağır bir nükleer savaş başlık taşıyabilen kıtalar arası bir balistik füze inşa ediyordu. R7 veya Semyorka olarak adlandırılan bu füze, ilk olarak 21 Ağustos 1957'de başarılı bir şekilde test edildi ve bu da bir uydu gönderiminin yolunu açtı. Sovyetler, insansız uzay aracı Sputnik 1 ile, Ekim 1957'de başarılı ilk yörünge görevini gerçekleştirdi. 184 kilo ağırlığındaki bu uydunun iki radyo vericisi bulunmaktaydı. Bu radyo sinyalleri iyonosferdeki elektron yoğunluğunu ölçmede kullanıldı. Ayrıca vericilerden gelen bip sesleri, Sputnik'in sıcaklığı ve basıncı hakkında kodlanmış bilgiler de içeriyordu ki, bu da araştırmacıların güvenlik durumunu bilmelerine yardımcı oldu. Sputnik atmosfere yeniden girdikten sonra yandı. Kasım'da fırlatılan Sputnik 2, yörüngeye gönderilen ilk canlı Ilayka isimli köpeği taşıyordu. Ilayka uydunun fırlatılmasından birkaç saat sonra, aşırı bir hızla artan kabin sıcaklığı yüzünden öldü. Uydunun en önemli keşfi, dünyanın radyasyon kuşağını tam olarak saptamak oldu. Dünyanın radyasyon kuşağının kuzey enlemlerinde zayıfladığı öğrenildi. Bir diğer önemi de, canlılar açısından yapılan değerlendirme oldu. ABD, Aralık 1957'de Vanguard TV3 roketiyle, yörüngeye bir uydu fırlatmaya çalıştı ancak başarısız oldu. 1958'de Explorer 1'in başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla, Soğuk Savaş dönemi uzay yarışı başlamış oldu. Uydu, dünyanın yörüngesinde görev yaptığı esnada, dünya yörüngesinin belirli bölgelerinde radyasyonun sıfırlandığını tespit etti. Bu, o zamana kadar varlığı bilinmeyen ve diğer gök cisimlerinden yayılan zararlı ışınlara karşı adeta bir kalkan görevi gören kuşakların keşfine yol açtı. Kuşaklara Explorer 1 uydusunun bilimsel cihazlarını tasarlayan ekibin başındaki, Dr. Van Allen'ın adı verilmiştir. 15 Mayıs 1958 tarihinde fırlatılan Sputnik 3'ün amacı, atmosfer ile uzayı incelemek ve jeofizik bilimine katkıda bulunmaktı.
6 Nisan 1960 tarihine kadar yörüngede kalan uydu, daha sonra atmosfere girerek yanmıştır. Sovyetler tarafından 2 Ocak 1959'da fırlatılan ve Ay'a iniş yapması amaçlanan Luna 1, görevinde başarısız olsa da Güneş yörüngesine ulaşan insan yapımı ilk nesne oldu. Ay'ın manyetik alanın olmadığı keşfi de dahil olmak üzere, Dünya'nın radyasyon kuşağı ve dış alanı hakkında bir dizi yeni bilgiye ulaşıldı. Bu arada Amerika'nın 1958'de başlayan keşif uyduları çalışması Korona projesinde, 12 başarısız denemenin ardından gönderilen araç, 1960'da Sovyet havaalanı ve füze alanının görüntülerini içeren dokümanlarla geri döndü. Bu proje 1972'de son buldu. Amerikan Explorer 6, Ağustos 1959'da yeryüzünün bir uyduyla uzaydan çekilen ilk fotoğrafını elde etti. Görüntü Hawaii'deki bir istasyona gönderildi ve gönderilmesi 40 dakika sürdü. Sovyetlerin 13 Eylül 1959'da Ay'a gönderdiği Luna 2, Ay yüzeyine inen insan yapımı ilk nesne olmuştur. 4 Ekim 1959'da Luna 3, Ay'ın karanlık yüzü olarak ta bilinen arka tarafının ilk fotoğraflarını çekti. Araç, 40 fotoğraf çekebilme kapasitesi olmasına rağmen, Dünya'ya 29 fotoğraf gönderebildi. 1960'da fırlatılan Sputnik 5'te bulunan Belka ve Strelka isimli köpekler, yeryüzüne güvenle geri dönen ilk hayvanlar oldu. Çinliler 1960'lara kadar kıtalar arası balistik füzeler ve nükleer savaş başlıkları geliştirmeyi başardılar. 19 Şubat 1960'da Sovyet R-EDI versiyonu olan ilk roketleri T-EDI'yi başarıyla başlattılar. 12 Nisan 1961'de kozmonot Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla insanlı ilk uçuşu gerçekleştirmiş oldu, bu uçuşta insanoğlu ilk defa atmosfer dışına çıkmış ve ilk defa dünya yörüngesinde tur atmış oluyordu. Vostok 1, dünya çevresinde bir kez döndükten sonra indi. Uçuş toplam 108 dakika sürdü. Gagarin, iniş sırasında yeryüzüne 7 kilometre kala fırlatma koltuğuyla kapsülden ayrıldı ve yere kendi paraşütüyle indi. Amerika, yaklaşık bir ay sonra 5 Mayıs 1961 tarihinde Alan Shepard ile ilk insanlı roketi Mercury Redstone 3'ü fırlattı, ancak yörüngeye oturtamadı. Ağustos 1961'de fırlatılan Vostok 2, bir günden uzun süren ilk uzay uçuşudur. Uçuşun amacı, daha uzun süreli bir uzay görevinin insan organizması üzerindeki etkilerini araştırmaktı. Böylece uzayda 24 saatten fazla zaman geçiren ilk insan, kozmonot Titov oluyordu. Kozmonot Valentina Tereshkova, 16 Haziran 1963 yılında, Vostok 6 pilotluğu için 400'ü aşkın başvuru arasından seçilerek, dünyanın yörüngesinde yaklaşık 3 gün süren 48 tur gerçekleştirmiştir. Bu uçuşla uzaya giden ilk kadın unvanını almıştır. 12 Ekim 1964'te Sovyetler Birliği tarafından 3 kozmonotta fırlatılan Vasot 1, birden fazla insanın katıldığı ilk uzay uçuşudur. Sovyet kozmonotu Aleksey Leonov, uzayda yürüyen ilk insandır. Uzay yürüyüşünü, 18 Mart 1965'te Vasot 2 uçuşunda gerçekleştirdi. Yaklaşık 12 dakika süren yürüyüş sırasında, uzay aracından 15 metre kadar uzaklaştı. 31 Ocak 1966'da fırlatılan Sovyet Luna 9 aracı, Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapabilen ilk uzay aracı olmuştur. Sovyet Luna 10 uzay aracı, 3 Nisan 1966'da Ay yörüngesine giren ilk insansız uzay aracı oldu. 27 Ocak 1967 tarihinde, Apollo 1 uzay aracının testinde yaşanan yangında 3 astronot yaşamını yitirdi. Sovyet kozmonotu, Vladimir Komarov, bir uzay uçuşunda hayatını kaybeden ilk insandır. 23 Nisan 1967 tarihinde fırlatılan Soyuz 1 aracı ile yaptığı ikinci uzay görevi sırasında yere çakılan araçta paraşüt hatası nedeniyle öldü. Daha sonra, 3 kozmonotta gerçekleşmesi planlanan, sağanak yağış nedeniyle fırlatılamayan Soyuz 2 aracında da aynı hatanın olduğu anlaşıldı.
Soyuz 1, aynı zamanda gece fırlatılan insanlı ilk uzay aracıydı. Aralık 1968'de fırlatılan Apollo 8 ile Ay yörüngesine ilk insanlı uçuş gerçekleşmiştir. Ayın çevresinde 10 kez dolandıktan sonra Dünya'ya geri dönen Apollo 8, yeryüzünün ilk renkli fotoğrafını çekmiştir. Eylül 1968'de Ay'a gidip, Dünya'ya güvenli bir şekilde geri dönen ilk uzay aracı Zond 5, iki kaplumbağa, meyve sineği yumurtası ve bitkiler taşıyordu. Kaplumbağaların uğradığı biyolojik değişikliklerin, öncelikle açlık kaynaklı olduğu sonucuna varıldı. 16 Temmuz 1969 yılında fırlatılan Apollo 11, Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşudur. Astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969 günü Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar oldu. Bir başka gezegene inen ilk uzay aracı Venera 7 oldu. 1970 yılında Venüs'e inen araç 500 dereceye varan sıcaklığa 23 dakika dayanabildi. Yüzeydeki 23 dakika dahil olmak üzere, 53 dakika bilgi aktarımı gerçekleşti. Venüs'ün yaşam şartlarına uygun olmadığı ve gezegende sıvı bulunmadığı doğrulandı. Eylül 1970'te fırlatılan Luna 16, Ay yüzeyine inip, taş ve toprak örnekleri toplayarak, başka bir gök cisiminden toprak numunesi alan ve Dünya'ya dönen ilk araç oldu. Çin 1970 yılında uzaya fırlatılan en ağır uydu Dongfang 11 uydusunu fırlattı. Tarihteki ilk uzay istasyonu ve Sovyetlerin 1970'li yıllarda uzaya gönderdiği uzay istasyonları serisinin ilki olan Salyut 1, 19 Nisan 1971 tarihinde fırlatıldı. Salyutlar tek modülden oluşan ve tek bir fırlatmayla yörüngeye oturtulan görece basit yapılardı. Uzaya toplam 7 Salyut istasyonu gönderildi. Bir uzay aracının uzay istasyonuna tarihte ilk kez başarıyla kenetlendiği görev olan Soyuz 11 aracı, 29 Haziran 1971'de dönüş yolunda havasının uzaya boşalması sonucunda 3 kozmonotun ölümüyle sonuçlandı. Bu, uzayda gerçekleşen ilk insan kaybıydı. Mayıs 1971'de Sovyetler tarafından fırlatılan Mars 3, 2 Aralık 1971'de Mars'a yumuşak bir iniş yapan ilk uzay aracı oldu. Ancak 20 saniye sonra bilinmeyen sebepten dolayı çalışmayı durdurdu. Apollo 17 isimli Amerikan uzay aracı 7 Aralık 1972'de, Dünya'nın ilk tam fotoğrafını çekti. 3 Kasım 1973 yılında fırlatılan Mariner 10, Merkür'ü ziyaret eden ilk uzay aracı oldu. Venüs ve Merkür'den ilk yakın plan fotoğrafları çekmeyi başardı. En önemli görevi, Merkür'ün çevre yapısı, atmosferi ve yüzeyinin ölçümüydü. Ekim 1975'te Sovyet Venera 9, başka bir gezegen yüzeyinin ilk fotoğrafı olan, Venüs yüzeyinden çekilen ilk siyah-beyaz görüntüyü elde etmiştir. Venüs sıcaklığına ve basıncına 53 dakika dayanabilen araç, Venüs bulutları ve atmosferinde bulunan çeşitli kimyasalları incelemiştir. Mayıs 1973 tarihinde, ABD'nin ilk uzay istasyonu Skylab başlatıldı. Mars için en pahalı görev olan Viking programı, Viking 1 ve Viking 2 uzay sondalarından oluşur. 1990'dan 2000'lerin başına kadar Mars yüzeyi hakkında pek çok bilgi edinildi. 20 Ağustos 1975'te fırlatılan Viking 1 ilk başarılı fotoğrafları ve toprak örneği elde etti. NASA, uzay keşfini hızlandırdı. 5 Eylül 1977'de fırlatılan Voyager 1, Satürn ve Jüpiter'i fotoğrafladı.
20 Ağustos'ta gönderilmiş olan Voyager 2, Neptün ve Uranüs'ün fotoğraflarını geçti ve Voyager 1, 1990'da Dünya'yı küçük bir nokta olarak gösteren ünlü resmi çekti. Araçlara, Dünya'dan sesli notaların kayıtlı olduğu altın plaklar yerleştirildi. Bu plaklarda, "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şeriflerinize hayırlı olsun." mesajı dahil olmak üzere, 55 dilde mesaj kaydedildi. Voyager 1, şu an Dünya'dan en uzakta bulunan, aynı zamanda Güneş sisteminin dışına çıkan insan yapımı ilk nesne konumunda. NASA 12 Nisan 1981'de, 135 kişilik ekip izlenmesiyle başlattığı ilk uzay mekiği görevi, 30 yıllık insanlı bir uzay programının sürecini başlatmış oldu. Uzay mekiği kullanılarak gerçekleştirilen ilk uzay uçuşu olan STS-1, Kolombiya uzay mekiğinin ilk görevidir. ...1982'de gönderilen Sovyet Venera 13 aracındaki mikrofonlar, rüzgar hızını ölçmek için atmosferik rüzgar sesleri kaydetti. Bu, başka bir gezegendeki ilk ses kaydıydı ve Venüs'ün yüzeyinden renkli görüntüler aktaran ilk lander oldu. ...1983'te ilk uçuşunu yapan Challenger mekiğinin, 18 Haziran 1983'te gerçekleşen ikinci görevinde, Sally Ride uzaydaki ilk Amerikalı kadın oldu. ...10. ve son görevinde, 1986 yılında kalkışından 73 saniye sonra infilak etmiştir. 7 astronot ve bir öğretmen, bu kazada yaşamını yitirdi. ...3 Şubat 1984'te Challenger uzay mekiği ile uçuşunu gerçekleştiren Bruce McCandless manevra ünitesini kullanarak herhangi bir uzay aracına bağlı olmadan serbest uçuşu gerçekleştiren ilk astronot oldu. Mekik'ten 90 metre kadar uzaklaşan astronotun, Dünya'yı arkasına aldığı fotoğraf uzay programlarının sembolü haline geldi. 1986 yılından 2001 yılına kadar alçak dünya yörüngesinde kalan, Sovyetler Birliği ve ardından Rusya tarafından yönetilen uzay istasyonu Mir'in ilk modülü, 19 Şubat 1986'da uzaya gönderildi. İnsanlığın uzayda uzun süre, düzenli olarak içinde yaşadığı ilk uzay araştırma istasyonudur. 25 Temmuz 1984'te fırlatılan Soyuz T-7 kozmonotu Svetlana Savitskaya uzayda yürüyen ilk kadın oldu. Sovyetler ilk uzay mekiği Buran'ı 15 Kasım 1988'de fırlatarak, 3 saat 20 dakikalık insansız uçuşu gerçekleştirdi. 8 Ağustos 1989 Avrupa Uzay Ajansı tarafından gönderilen ilk astrometrik uydu Hipparcos, 1993 yılına kadar 37 aylık faaliyet döneminde 1 milyondan fazla yıldız hakkında astronometrik veriler toplamıştır. 1997 yılında, 118.200'den fazla yıldızın olduğu Hipparcos kataloğu yayınlandı. ...18 Ekim 1989'da fırlatılan Amerikan Galileo aracı, Jüpiter'e olan seyahati esnasında rotası üzerinden geçen 951 Gaspra adlı asteroidi de yakından gözlemleme ve fotoğraflarını çekme şansı bulmuştur. Bu sayede ilk kez bir asteroid yakından incelenmiştir. Uzay aracı 1994 yılında Jüpiter gezegenine çarpan Levi 9 isimli kuyruklu yıldızın gezegene çarpma anlarını da görüntülemiştir. Jüpiter'in Europa adlı uydusunda çeşitli sıvılardan oluşan okyanuslar bulunduğu teyit edilmiştir. Ganymede uydusunun kendisine ait manyetik alanı olduğu ve Jüpiter'in atmosferinde amonyaktan oluşan bulutlar olduğu ilk kez tespit edilmiştir.
Güneş sisteminde ilk kez bir gezegene ait uydunun kendi manyetik alanı olduğu bu vesileyle görülmüştür. Nisan 1990'da, Hubble Uzay Teleskobu, uzay mekiği Discovery'nin STS-31 görevi esnasında yörüngeye yerleştirildi. Yeryüzünden yaklaşık 550 kilometre yükseklikte yer alan büyük yansıtıcı teleskop, Dünya'nın etrafında dönen en gelişmiş optik gözlemeviydi ve topladığı fotoğraflar nihayetinde astronomi alanında devrim yarattı. ...1997'de fırlatılan uzay aracı Cassini-Huygens, Satürn yörüngesine giren ilk uzay sondasıdır. 2004 yılında Satürn'e vardıktan sonra, bu gezegeni ve ayrıca Jüpiter'i gözlemleyerek, heliosferi ve izafiyet kuramı deneyi amacıyla çok sayıda doğal uyduyu incelemiştir. Hemen her gün gezegenin halkaları ve uydularının fotoğraflarını çeken, veri toplayan Cassini yaklaşık bir yıl sonra Satürn uydusu Titan'a inmiştir. Son olarak Satürn'ün halkaları içine girip gaz, toz, buz parçacıklarını analiz ettikten ve yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çektikten sonra, 15 Eylül 2017'de gezegenin atmosferine tıpkı bir meteor gibi dalarak görevini tamamladı. Satürn'ün çevresinde bilinenden 6 tane daha fazla uydu olduğunu keşfetti. Gezegende bir yıl süren devasa fırtınayı da gözlemleyen Cassini, Enceladus uydusundaki buz geyser patlamaları ile Titan'ın metan ve etandan oluşan hidrokarbon göllerinin varlığını da keşfetti. Cassini aracının toplayıp gönderdiği veriler ile 4000'den fazla akademik makale hazırlandı. Uzayda 20 yıl, Satürn çevresinde ise 13 yıl geçiren görevi boyunca yaklaşık 8 milyar kilometre yol kat eden, Satürn gezegeni hakkında neredeyse bildiğimiz her şeyi sağlayan ve Güneş sisteminde yaşam olabileceğine ilişkin düşüncelerimizi değiştiren uzay aracıdır. 1996'da başlatılan Near-Shoemaker, 12 Şubat 2000'de Dünya'dan 315 milyon kilometre uzakta bulunan 433 Eros'a inerek, bir asteroid inen ilk uzay aracı oldu. Eros'a gidip çevresinde dönmek için zorunlu yörünge hesapları yüzünden tam 3 milyar kilometre yol kat etti. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan ve ilk kısmı 1998 yılında başlatılan Uluslararası Uzay İstasyonu programı, ABD, Rusya, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının katılımıyla oluşturulmuştur. Uzaydaki en uzun kesintisiz olarak insan bulundurma rekorunu Mir'in elinden alan istasyon, keşif bir mekiğinin 2 Kasım 2000 tarihinde istasyona varmasından bu yana, uzay mürettebatını kesintisiz olarak barındırmıştır ve barındırmaya devam etmektedir. ...2001 yılında iş adamı Denis Tito, uzaya giden ilk ücretli yolcu oldu. Soyuz TM-32 aracı ile gidip, Soyuz TM-31 aracı ile dönmüştür. 7 gün, 22 saat, 4 dakika Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan Tito, Dünya yörüngesinde tam 128 tur attı ve bunun karşılığında $20 milyon ödedi. 1981 yılında başlatılan ilk uzay mekiği Kolombiya'nın 2003 yılındaki 28. görevi, 7 kişilik mürettebatın ölümüyle sonuçlandı. ...2003'te fırlatılan Japon Hayabusa uzay sondası, bir asteroitten veri toplayarak Dünya'ya dönen ilk uzay aracıdır. Itokawa adlı asteroitten toplanan numunelerin, su bakımından zengin olan piroksen minerali içerdiği tespit edildi. 2003 yılında Shenzhou 5 ile uzaya Taikonot gönderen Çin, uzaya insan gönderen 3. ülke oldu. Bunu, 2005 ve 2008 yıllarında, 2 ve 3 kişilik Taikonot ekiplerini uzaya göndermeyi başaran Shenzhou 6 ve Shenzhou 7 misyonları izledi. ...2004 yılında Mars'a inen NASA araçları Spirit ve Opportunity, gezegen hakkında geniş bilgiler sağladılar.
Nikel ve demir açısından zengin göktaşı, hidrotermal sisteme benzeyen yapı keşfi, kaya tuzu birikintileri ve çeşitli minerallere dair bulgulara rastlandı. Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle 2002'de kurulan SpaceX şirketine ait, 28 Eylül 2008 tarihinde fırlatılan Falcon 1, özel sektör tarafından finanse edilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı rokettir. 9 Aralık 2010 tarihinde, Dragon aracıyla, bir uzay aracını fırlatan, yörüngeye oturtan, bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ve 25 Mayıs 2012 tarihinde, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir uzay aracı yollayan ilk özel sektör şirketi oldu. 7 Mart 2009'da fırlatılan ve 2018'de emekli olan Kepler Uzay Teleskobu, 9,5 yılı aşkın hizmet süresi boyunca 530.506 yıldız gözlemledi ve 2662 gezegen tespit etti. Çin, yapımı 5 yıl süren, 500 metre çapında dünyanın en büyük teleskobu diyaframlı küresel radyo teleskop yapımını 2016 yılında bitirdi. Ağustos 2017'de ilk olarak 16.000 ve 4.100 ışık yılı uzaklıkta iki yeni pulsarı keşfetti. 2020 test aşaması sonucuna kadar, toplam 102 pulsar keşfetti. SpaceX, internete erişimi yaygınlaştırmanın ve erişim hızını artırmanın hedeflendiği Starlink projesi kapsamında 2019 yılı Kasım ayı itibariyle 122 uydu konuşlandırdı. ...2015 yılında NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sebze yetiştirme ünitesinde kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 3 farklı LED ışığı kullanarak marul yetiştirdi. SpaceX, Falcon 9 roketi ile, Mart 2017'de kullanılmış bir roketi yeniden uzaya göndererek tarihi bir başarı yakaladı. Çin'in Chang'e görevleri arasında en önemli başarısı, 3 Ocak 2019'da Chang'e 4 uzay aracının Ay'ın karanlık yüzüne yumuşak iniş yapan ilk araç olmasıdır. Görev, Çin'in Ay'a yaptığı ilk iniş olan Chang'e 3'ün devamıdır. Çin, Mir ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan sonra, Dünya yörüngesinde inşa edilecek 3. modüler uzay istasyonu yapımına 2022 yılında başlamayı planlıyor. İçerikte, 60 tonluk çok modüllü bir uzay istasyonu inşa etme ve başlatma planı yer alıyor. NASA, 2024 yılına kadar, hala geliştirilme aşamasında olan uzay fırlatma sistemini kullanarak astronotlarını yeniden Ay'a gönderme amacında. 2024 yılında Artemis görevleri kapsamında Artemis 3'ün fırlatılması ile Ay'a ekip gönderilmesi planlanıyor. Ve benzeri birçok proje ile uzay macerası devam edecek.